Doçentim. Sen? Ne bok işin var senin burada o zaman? Nasıl? Gezmeye geldim. Buradan da Meksiko'ya gideceğim. Sen kaç ülke gezdin? Meksiko. Abi yanlış anlama. Senin Almancan bile düzgün değil. Onun için senin gibi insanların Almanya'yı değerlendirmesi doğru değil. Buradaki halkın hepsi geri kapalı. Bak bu halk olduğu sürece bu ülke gitmez. Bir soruyoruz. Nasıl geçinebiliyor musun? Sıkıntı var mı? Yok, sıkıntım yok abi. Çok iyi geçiyor. Allah'a çok şükür Türkiye çok iyi halde. Çok iyi durumda. Bakıyorsun insanlar geziyorlar. Her şeyi alıyorlar. Bu yüzden memnunum. Türk müsünüz abi yoksa? Türk vatandaşım evet. Aslen Türk vatandaşı. 2008'de geldim. Ondan sonra Türk vatandaşlığına kazandım. Nereden geldik? Irak'tan. Evet. Bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Ve gayet iyi. Yani %50 zam yaptılar her yerde. İnsanlar mutlular. Gördüğüm kadarıyla. Yani arabalar mesela oturduğum sitede kafka ediyorlar. İki araba barka diyorlar abi barkta. Vallahi evet. Sizde kaç araba var? Hı? Sizde kaç araba var? Ben de bir tane eşime bir tane alacağım inşallah abi. Gerçekten evet. Devlet memuru musunuz yoksa normal özel sektörde mi çalışıyorsunuz? Özel sektörde çalışıyorum. Devlet memuru değil. Ama bu genelde yani %100 değil. Bazı insanlar tabii ki asgari ücreti alıyorlar. Zor geçindiriyor olabilirler. Ama genelde bakıyorum arabalar, evler alınıyor. Bol bol alınıyor. Yok bol bol alınıyor değil. Oturduğum sitede mesela fiyatlar yükseldi ama hala satılıyor bazı daireler. Nereden geliyor bu para? Demek insanlar çalışıyorlar, para kazanıyorlar değil mi? Eken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Vallahi Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yani 2008'de geldiğimde sürü proje yok ama şimdi sürü proje var. Efendim? Anasını avlatıyorum adam. Duymuyorum seni. Adam 3000 lira, hadi 2832 lira şey veriyor, asgari ücret veriyor değil mi? Şimdi kaç para olmuş? 4800 Erdoğan. Cumhurbaşkanı vermiyor. Abi bu ayarlandı. Bu ona gidiyor. O imzalıyor her şeyi. O, tamam. Her şeyi o imzalıyor. Bak vermiyor. Bak onunla evine falan her şeyine katkı yapabiliyorsun. Şimdi 4250 lira için kiralar olmuş 2,5 milyar tamam mı? Evin masrafını yapıyorsun zaten 2 milyar para gidiyor. Elektrik, su, doğalgazı hiç para kalmıyor. Hadi dışarı çıkıyorsun. Dışarıda adam akıllı bir çay içiyorsun 10 lira. Buna tereddüt etmemen lazım. Ya en ufak bir yerde 10 lira bir çay ya. Ben arkadaşlarımla dışarı çıkamıyorum mesela. Senin cebinde ben şimdi 12 bak 12 saat çalışıyorum ben. Aa şurada kabazda aldığım para 5 milyar para. Senin cebinde ne kadar kaç paralık telefon var şu anda? Abi telefonu sen ne yapacaksın telefona? Ben sana onu soruyorum. Ben de sana bak, senin cebinde kaç paralık telefon var onu bana sor. Abicim telefonu karıştırmayın Allah aşkına ya. Ben telefonu şimdi seninle beraber Kadıköy'e gidelim, her yerde gidelim. Bak insanlar dolu mu değil mi? Maske. Her yerde dolu, restoran dolu, şeyde kafetere dolu, bak her şey içiyorlar. Bak abi burası turistik bölge tamam mı? Yanlışın var senin. Hiç öyle bir şey yok abi. Senin çok yanlışın var. Siz bu kafayla bir şey değil mi? Bu ülke gelişmez. Bu kafayla bu ülke giderse gelişmez zaten. Ya yok ablacığım öyle bir dünya yok. Bak ben sana biraz önce bir şey sordum. Bu ülkede zenginler tam zengin oluyor, fakirler tam fakir oluyor. Olay bu. Başka hiçbir şey yok. Yaşım 19 abi. Ben gereğinden fazla da olgunum. Gereğinden fazla da bu yaş yaşadım. Ben üniversite okudum. Bir saniye abi. Ben üniversite okudum. Geçinemediğim için üniversiteyi dondurdum. Geldim buraya yeni çalıştım. İzmir 950 Üniversitesi'ni kazandım. O üniversiteyi dondurdum ben. Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği? Bak şimdi buradalar tamam mı? Gel staj yaptırayım. Gel ve, abi tamam. Ve mezunum. Ben diyorum ki ol, bak iyi yazılımcı ol tamam mı? Herkese onu de. Ben diyorum ki geçinemediğim için geçinemediğim okulu dondurdum diyorum okulu. Yıldır yapıyorum bu mesleğe öyle bir yalan yok ya. Abicim geçinemediğim için okulu donduruyorum. Bak buradaki bütün öğrencileri sor. Bak buradaki bütün öğrencileri sor. Bunlar sana aynısını söyler. Bu kadar pahalı. Bu kadar basit. Geçinemiyorum. Edeceğim abi bu ülkede yaşamak istemiyorum zaten. Çalışıyorum tabii. Niye geçinemiyorsun? Geçinemiyorum. Cebindeki telefonu elbisene bak. Eve ayrılıyorum. Üniversite okumak için 2,5 milyar kira geliyor. Kiraya adam akıllı ödemiyoruz. 3 kişi bak. 3 kişi ödeyemiyoruz. Ben sana biraz önce bir şey sordum. Cebinde kaç paralık telefon var onu bana söyle. Telefonda 1,5 milyarlık telefon var abi ne yapacaksın? 1,5 milyarlık telefon var. Kaçak telefon kaçak. Yurt dışından aldım 1,5 milyar. Kaçak telefon. Bak orijinali bile alamıyorum. Yurt dışından gidiyorum telefonu. 1,5 milyar. İmeyisi yok. 1,5 milyar da alamıyorum. Nasıl kullanmıyor? Mecbur musun kullanmıyor? Mecbur musun? Bizler kullanmadık. Mecbur muyuz? Kullanmadık. Lüks. Lüks bu. Telefon lüks. O değil. Ha. Teknoloji herkes kullanacak. Mecbur musun kullanıyor? Yaşına giriyorum ben. Ben bu yaşta bu sizde yaşıyorsam ya arkadaşlar burada tartışmaya gerek yok. Bak burada güzelce her şeyi paylaşalım. Bu dünya bizim. Bu ülke bizim. Yemeğimi iş yerinde yiyorum ben. İş yerinde. İş yerinde. Lokantaya gidip yemiyorum sadece. Devamlı. Evet. Ben size sakin konuşuyorum. Tamam. Lokantaya mı gidiyorsun? Bürgecilere mi gidiyorsun? Arkadaşlarla toplarım kahveye mi gidiyorsun? Eğer bunları yapıyorsan bizde gençlik.
Biz yetiştiremedik. Daha lüks doğrusu. Lüks mü dayı, lüks mü? Lokanta yemek lüks mü yani? Abi bir çaya bak, bak sana söylüyorum abi. Abi dalga mı geçiyorsunuz? Bu ayrı konu. Çok güzel yaşıyoruz. Abi ben Berlin'den geldim. 3500 euro net alıyorum. Ben burada okudum. Ege Üniversitesi'nde 20 yaşında. Kim alıyor o 3500 euroyu? Ben göstereyim mi? Göstereyim mi abi? Doçentim. Ne bok işin var senin burada o zaman? Nasıl? Gezmeye geldim. Buradan da Meksiko'ya gideceğim. Sen kaç ülke gezdin? Ben mi? He. Ben senin yaşından fazla ülke gezdim. Allah bak Allah. Benim, vay be. Bak, vay bak be. Abi bak benim vay bu adamla ne farkım var? Ben niye gezemiyorum bu ülkeyi? Ben de bunu diyorum. Bak şimdi benim bu adamla ne farkım var? Farkı ne? Erkunmuş. Sabretmiş. Yerine gelmiş. Ben 20 yaşındayken burada 2500 milyarlık rezidansta göstereyim mi? Bankası gel açıyorum ya. Ya online bankacılık, Sen maaşını belgeyle mi geziyorsun? Berlin, Almanya. Almanya hangi şehrinde? Berlin. Bak aha açıyorum. Gel buraya gel. Ya bir şey Alman vatandaşıyım bak. Ben de. Ya ben maaşımı göstereceğim. Niye tartışıyoruz ki? Yavrum sabır. Sabır var mı? Bana inanmayan var mı? Ben inanmıyorum. Ben inanıyorum abi. Göstereyim mi? Göstereyim mi? Hırsımik. Ben Nümert'i yaşıyorum da ben. Bir saniye. Abi niye kimliğimi alıyorsun elimden? Yavrum kuzum. Sayfasını açtın. Yavrum kuzum. Almanya'dan mı? Abi. Dalga mı geçiyorsun? Bundes Republik Deutschland. Çevir diyorum sayfasını çevir. Resim burada. Burada neyi göstereceğim? Neyi çevireyim? Al aha. Bundes Republik Deutschland. Almanya'da Deutschland diyor. Yapma mısın? Daha dün geldim. Gel bakayım buraya. Sen daha dün geldim. Ben dün geldim. Efendim? Çiftlikçisi Doç. İspreşi perfect Doç. Ich bin Doçent. Ich arbeite für Jugendamt Berlin. Ich lebe auch durch Stuttgart. Ich arbeite für Jugendamt. Ben memurum. Warte. Von hier fliege ich nach Mexiko. Abi yanlış anlama, senin Almancan bile düzgün değil. Onun için senin gibi insanların Almanya'ya değerlendirmesi doğru değil. Ben bakanlıkta çalışıyorum. Ama abi gramerin yanlış. Sen bir Alman gibi konuşmuyorsun. Kaç tane Alman provokatörü. Al oğlum. Ben maaşımı göstereyim. Orada yaşıyorum. Benim ülkem benim cennet. Biz öyle orada mi? Var. Sen de orada rezil yaşıyorsun. Öyle mi? Evet, orada göstereyim mi sana sen abi? Dört. Göstermene gerek yok. Ben oradayım. Bak sen işte. Ben abi sizi izliyorum. Ben diyorum ya göstereyim diye. Bak abi sen doğruyu görmek istesen. Hayır, ben biliyorum. Bak. Ben biliyorum. Kardeşim sen bu ülkenin vatandaşı değil misin? Tamam, bırak o provokatör. Halkla konuş. Halkla konuş. Halk burada. Halk burada kardeşim. Sordum sana sordum. Hayır. Halk burada. Halk burada. Yalan söylüyor. Buradaki halkın hepsi geri kafalı. Bak bu halk olduğu sürece bu ülke gitmez. Benim burada 26 tane evim var. Senin yaşın kadar malım mülküm var benim bu ülkede. Senin yaşın kadar benim dairem var bu ülkede. Nerede abi? Almanya'da mı? Burada. Ada pazarında. Aha bak ben buradan şimdi maaşımı göstereceğim size. Buraya geliyorsun. Maaşını boş ver. Ben abi bak ben orada privat fezişetim. Ben buraya niye geleyim ya? Ya dalga mı geçiyorsun? Nasıl katladı? Katladı. Orada sağlık hizmetiyle buradaki nasıl? Dalga mı geçiyorsun abi ya? Eskiden bak, kardeş. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Beni bir dinle. Beni bir dinle. Arkadaş biz eskiden... 90 seneden beri Almanya'dayım. İlaçları buraya getiriyoruz. Abi siz Almanlaşmadınız. Siz Türksünüz. Siz buradaki... Sen gavur musun? Ben elhamdülillah Müslümanım. Alman Müslüman olamıyor mu? Alman Müslüman olamıyor mu? Git Almanya'ya. 500 lira euro alıyor. Alman Müslüman olamıyor mu abi? Tamam bir saniye. Alman Müslüman olamıyor mu? Ben hatim de ettim iki defa. Hani ben sen Türksün deyince sana... Efendim? Berlin'deyim abi. Berlin'deyim. Çok memnunum abi. Ben Almanya mı var? Zincire vuran mı var? Meksika'ya gideceğim. Meksika'ya. Nereye gidiyorsun? 3 hafta tatilim var. Seni buraya zincirleyen yok. Memnun olan ya sever ya terk eder. Ben dünyayı geziyorum. Buradan Meksika'ya gideceğim. Ya sever ya terk et. Bu kanal. Bak bu kanal. Almanya'nın en aç ülkesinden birisiniz belli. Ver ülkesi. Berlin. Berlin zengin mi? Kardeşim. Tamam sen şey oluyor. Almanya'nın en çöplük bölgesinde yaşıyorsun sen Berlin'de. Aa bu kaç defa Berlin'e geldin? Burası fakir. Niye adam ol? Ben gerçekten... Ben gerçekten buraya gelip abi bir şeyler anlatabileceğim. Hani sandım ki benim gibi biri konuşunca insanlar anlar sandım. Ama demek ki vallahi olmuyormuş demek ki ya. Burası kötü kardeşim. Burası pis. Kötü abi. Bak Meksika'da fakir. Ben Meksika'ya gezmeye gideceğim abi. Berlin'de kalıyormuş. Berlin'de. Abi ben biz memnunuz. Sana ne? Abi memnun ol zaten. Sana ne ya? Diğer arkadaş o memnun değildi zaten. Sana ne? Nasıl sana ne? Memnunsa sana ne?
Sana ne ya? Ya sana ne? Sana bak, ne niye var? 100 kişi. Böyle röportajlar ki, Almanya'da var mı? Var mı Almanya'da böyle röportaj? Olmaz mı? Her yerde var ya. Orada da var. Ben gidiyorum abi, Allah'a emanet. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sen gel abi. Ya git, yok gerek yok ya. Halk burada, halk burada. Yüzlerce kişi halinde memnun. Almanya'dan mı emeklisin abi? Almanya'da yaşıyor. Ben esnafım ya. Almanya'da mı esnafsın abi? Evet, Almanya'da esnafım. Nasıl abi, ne kadar gelirim var abi? Abi gelir şu anda pandemide her yer aynı ya. Burası zamlandı, orası da zamlandı. Almanya'da sıvı yağ ne kadar abi? Önceden 1 euroydu, şimdi 1.80'e çıktı bir ay içinde. Türkiye'de ne kadar oldu abi? Türkiye'de de aynı 100 bin lira. İkisinde de aynı %80 zam. İkisi de aynı. Söyleme, ne 140? Dün zam yaptılar. Şu an 170 lira en ucuz ya. Ya pardon, ben en bak, dün şekere, kardeşim, una, bak söylüyorum sana, ben esnafım, bak dün şekere, una, yağa, buğdaya hepsine %25 zam yapıldı. Bak ben kaç gün önce, bak dün 130 TL'ye satıyordum ya. Dinle. Nereye koydun, cebine bak. İyi şimdi dün %25 zam yaptılar. 130 lira ben satıyordum. Aradım, dedim kaç para ya toptancı, 165 TL bana diyor. Una da zam geldi. Bak zamlar var. Zam yok değil. Geçinen geçinir, geçmeyen geçinmez. Ona ben bir şey diyemem. Ben ülkemi seviyorum. Ben 5 yıl görev yaptım devletime. Askeri personel olarak çalıştım. Sonra olmadı, geldim buraya. Şimdi ticaret başkanı. Devlet herkes seviyor. Yani sadece hükümeti. Abi hükümet, Ecevit zamanında da ben iş yapıyordum. Şu anki durum aynı Ecevit'in durumu. Ecevit'in zamanı vardı ya. Bugün 5 liraysa yarın 10 lira. Şu an aynı, o zaman da vardı, şimdi de var. Şu an sıkıntı var. Genel bir sıkıntı var. Yok değil. Ama ya dışarıya bağımlılık abi. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Abdülhamit Han'ın zamanında dışarıdan bir şey alınmıyordu. Her şey ülkede yapılıyordu. Peki neden yine ülkede yapılmıyor? Ya onu artık çiftçiler mi yapmıyor? Destek mi yok? Mazota her gün zam geliyor değil mi? Her gün zam geliyor mazota. Bak sıkıntı var. Yok değil. Var abi sıkıntı. Ben esnafım. Ben önceden adama 5 kilo 10 kilo tartıyordum. Şimdi gelmiş bana diyor 2 liralık ver.